Efendim? Nihat Bey, yeni bir ev buldum. Tam Ayşe Hanım istediği gibi. Uygun zamanınızda gelip bir görün isterseniz. Ev mi? Nihat Bey. Telefonumu unutmuşum da. Telefonun burada. Emlakçınla konuştum. Sen benim telefonuma mı baktın? Evet, baktım. Çünkü telefonun ne zaman çalsa yeni bir sürprizle karşılaşıyorum. Şimdi de ev, öyle mi? Evet. Bana bak. Eğer bu evde yaşamak istemiyorsan çekip gitmekte özgürsün. Ama kardeşimi hiçbir yere götüremezsin. O senin kardeşin olduğu kadar benim de karım. Biz bu kararı birlikte verdik. Böyle bir şeye asla izin vermem. Kusura bakma. Senden izin almıyoruz. Görüşürüz. Nihat. Canım neyin var? Aa, Ayşe. Yok bir şeyim. Ev meselesine mi takıldın yoksa? Ayşe. Daha ne kadar düşüneceksin? Bilmiyorum. Yani düşünmek değildi. Nihat, ben kendimi daha hazır hissetmiyorum. Aşkım, şuna bakar mısın? Çok güzel değil mi? Hele havuzu. Ayşe, biliyorum abin için endişeleniyorsun. Ama o da kabullenecek. Kabullenmek zorunda. Gitmek istersen seni nasıl durdururum Ayşe? Sana nasıl kaldırırım? Abi, bir şey mi oldu? Yok Ayşe'cim. Asya ile saklambaç oynuyorduk da sen de gelirsin diye düşündüm. Yok, ben gelmeyeyim. Şimdi onu Zehra ile keyfi yerindedir. Siz birlikte oynayın. Ama daha sonra birlikte kahve içeriz, olur mu? Olur canım. Konuşacak mısın abinle? Hayatım, en azından bir ev sahibiyle görüşelim. İlla tutacak değiliz ya. Ya Nihat, neden bu kadar acele ediyorsun? Biraz düşünmeme izin ver. Sevgilim, çünkü bu evi kaçırmak istemiyorum. Ayrıca buraya da çok yakın. Buraya bu kadar yakın bir ev bulamayabiliriz. Ya iyi de daha abimle konuşmadık ki. Onu bana bırak. Senin konuşmana gerek yok. En azından bir ön görüşme yapsak. Canım karım benim. Müsait miydin abi? Tabii ki Ayşe. Gel. Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Ama seni üzmeden nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ayşem, senin söyleyeceğin hiçbir şey beni üzmez. Hadi söyle. Nihat,
kendimize ait bir eve taşınmak istiyor. Ama ben sizlerden ayrılmak istemiyorum. Senin aklına ihtiyacım var. Ya bir anda Nihat, bir anda siz, ailem. Ayşe, bak, ben bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem. Yani kararı sen vermelisin. Ama sen ne karar verirsen ver, ben arkasında olacağım. Senin desteğin benim için çok önemliydi. Şimdi içim rahatladı. Neyse abicim, ben seni daha fazla tutmayayım. Yemekte görüşürüz. Tamam canım.